Bu 1 Şubat, 13 Şubat 2023 arasında toplam 3666 idi bu sabah. Ama şu anda çok yüksek. Şu anda o söylediğimiz rakamı geçti. Şimdi toplam 4219 oldu. Bu sabah saat 10'daydı 3666. Toplam 3606. Şimdi 4219 şu anda. Bu harita şunu gösteriyor. Şurada bir deprem trafiği var. İşte büyük depremin olduğu yer orası. Şimdi ise tek tek şöyle bir açılalım. Bu ise 1 Şubat 2023, 13 Şubat 2023 arasında 3.0 ile 3.9 büyüklük arasında 1259 deprem meydana geldi. 1096 idi, 1259 oldu şu anda. Yani sabah saat 10'da o şekildeydi. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Depremler burada. Depremler orada. Şimdi demek ki bir grup da şurada var ama burası Tebriz. Geçecek burası. Burası daha çok vuruyor. Şimdi bu 3.0 ile 3.9 büyüklük arasında olan depremler. Buraya geldik. 4.0 ile 4.9 büyüklük arasındaki depremler 317. 279'dan 317'ye çıktı. Yani küçüldü depremler. Şimdi 1 Şubat ile 13 Şubat arasında 5.0 ile 5.9 büyüklük arasında toplam, evet, toplam 37 deprem meydana gelmiş. Şimdi bakıyoruz buraya. Beşlik depremler de biri üstünde değil, dikkat ederseniz. Her biri ayrı yerde. Ya bu ne biçim bir depremsellik yani? Asrın felaketi bu. Böyle bir depremsellik bugüne kadar rastlamadık. Ve evet, asıl olay da burada işte. 7.7 birbirinin boylama. Bu bunun enlemi, bu da bunun enlemi. Yani 4 tane büyük deprem meydana geldi. 4 tane büyük deprem meydana geldi. 7.7, 7.5, 6.6, 6.0. Aynı noktada meydana gelse artçı diyeceğim. Hayır, her biri bağımsız bir deprem bunların. Artçı depremler değil mi? Yani şu anda gösterdiğim bütün fotoğraftaki depremler, dörtlük depremler hariç, 5, 6, 7'lik depremler bağımsız depremler oldu. Ya buna artçı deniyor şu anda. Artçı değil ki bu. Artçı deprem mesela 7.7'nin burada olup da 6.6 olsa tamam. Çevredeki bütün faylar enerji çıkardı. Kırdı yani. Kırıldı dört taraf. Ve buradaki yüksek bir dağ kalktı, indi. Kalktı, indi. Neden? Çünkü o foter, o daha önce yanardağmış. Yanardağın foteri kaldırdı, indirdi. Kaldırdı, indirdi. Şimdi diyorlar ki oradan sıcak bir şeyler çıkıyor. Yani volkan patlaması değil. O kalkma inme durumunda kayaçların içinden sıcaklık çıktı yukarıya. O sıcaklığı boşalttı. Orada vatandaş korkma meydana getirdi. Yani korktu. Evet, sistem bu. Bu sistemde şimdi gelecek ne olacak? Yani gelecek ne olacak? İşte gelecek bu. Bu nedir? Depremlerin dekos etkisi. Depremler öncesinde ısıttı. Aralığı, ocağı sonbahar yaptı. Bu depremler yaptı. Bu depremler ısıttı öncesinde. Dünya anlamıyor bunu. Dünya bu kadar dilsiz olamaz. Kör olamaz. Dağır da olamaz.
Ama dilsiz konuşmuyor. Beni dinlemiyor. Beni dinlemiyor. Ben ders veriyorum. Bir tane akademisyen bugüne kadar gelip de makaleyi yazan akademisyen hariç. Yani sayın profesör, doktor, Gündüz Akıncı kesim hariç. Diğerleri gelip de dinlemiyor. O gelip dinliyor. O da konuşmuyor. O da konuşmuyor. Depremlerin dekos etkisi. Şimdi aşağıda üç tane daire çizilmiş olup. Evet. 1, 2, 3 diye Daire, ayırmışsınız. bakın siyah daire içinde burada. Siyah daire içinde. 4-0 büyüklük ve üstünde meydana gelen depremler birinci daire dışında, yani şu dışında rüzgarın yönü itibariyle soğutur. Soğutur. Ya bunu hiç gözlem yapmamış dünya. Depremler meydana geldikten sonra artçılar ne takip etmiyorlar, ne iş yapıyor diye. Bırakın öncesini. Öncesini bırakın. Bakın, sonrasını takip etmiyorlar. Sonrasını ne diyor? Enerji boşalmasıyla meydana gelen sarsıntı. Ne yapar yeryüzünde bu enerji boşalması? Ne dedik? Soğutur dedik mi? Şimdi buraya soğuk hava pompaladı. Burada kar yağdı. Fazlaca kar yağdı şimdi. Kar yağmayan yerde daha önce. Şimdi demek ki birinci daire dışında şu kırmızı daire dışında etkisini gösterdi. Şimdi bakın, burası 4-0. Şimdi depremlerin dekos etkisi aşağıda 3 daire çizilmiş olup siyah daire içinde, şu daire içinde depremlerin artçıları orada olmayacak mı? Orada şu anda küçülecek. 3-0 ile 3.9 büyüklük arasında farklı yerlerde meydana gelen depremler mavi daire ile kırmızı daire arasında, şu mavi ile kırmızı arasında etkisini gösterecek. Soğutacak yani. Ne dedik bu biz burada? 15 metre kar yağdıracak. Ne zaman? Mart'ın sonunda görürsünüz. Eğer depremler büyük olmazsa, büyük olup devam etmezse, küçülürse diyorum. Bak bunu iyi anlasınlar meteorologlar. Dünya da iyi anlasın. Şaka değil bu. Bu bilim. Bilim şakaya gelmez. Bilim asla taviz vermez. Yanlışı yapan bir gün ortaya çıkar bilimde. Eğer hülme yapıp makaleyi kabul ettirdilerse bugüne kadar, işte şimdi bozulacak oyun. Bakın ben bunu hiç anlatmadım. İlk defa sizde net anlatıyorum. İlk defa bu programda net anlatıyorum. Sabah bir televizyonda anlattım ama net anlatamadım. Şimdi net anlatıyorum. Buyurun hocam. Demek ki 3.0 ile 3.9 olursa bu siyah daire içinde nerede etkisini gösterecekmiş? Bakın. Mavi daire ile şu mavi daire. Kırmızı daire arasında rüzgarın yönü itibariyle. Rüzgarın yönü nereye gider? Ankara'ya giderse Ankara'yı soğutacak. Yok efendim Erzurum'a giderse Erzurum'u soğutacak. Van'a giderse Van'ı soğutacak. Nereye giderse rüzgarın yönü. Deprem olduktan sonra ama. Deprem oldu. Rüzgarın yönü nereye gidiyor? Partikülleri oraya götürüp su buharını oraya boşaltacak. Yer sıcaksa yağış meydana gelecek. Yer soğuksa kar yağdıracak. Yağmur yağdıracak yer sıcaksa. Yoksa kar yağdıracak. O zaman diyoruz ki bu sene kar kalınlığı 15 metreyi vuracak. Mart ayının sonuna bekleyin. Nisan ayı sonuna bekleyin. Çünkü bu depremlerin artçıları devam edecek. Durmaz. Şimdi gelelim üçüncüye. Depremlerin dekos etkisi aşağıda 3 daire çizilmiş olur. Siyah daire içinde yine siyah daire içinde. 2.9 büyüklük altında farklı yerlerde bakın burada 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 aynı yerde değil. Aynı yerde olursa söylediğimi geri alırım. Niye? Çünkü burada su buharı var. Su buharını yukarı kaldırıyor. Öbür tarafta su buharı var. Orada yukarı kaldırıyor. Öbür tarafta su buharı var. Orada kaldırıyor. Aynı yerde su buharı varsa bir tane de deprem olsa üç tanesi su buharını yukarı çıkarır. Aynı yerde çünkü. Farklı yerlerde olursa ne olur?
alır yukarı çıkarır, gideceği yerde boşaltır. Alır alır yukarı çıkarır, Erzurum'a gidiyorsa Erzurum'da boşaltacak. Van'a gidiyorsa Van'da boşaltacak. Samsun'a gidiyorsa Samsun'da boşaltacak. Ne oldu şimdi? Türkiye'nin Ankara'dan bu tarafı buz kesti. Hani Ocak ayında kar yağmıyordu ya, görecekler Mart ayında nasıl kar yağdığını. Nisan ayında nasıl kar yağacağını. İşte depremlerin dekopetisinden anlamıyor dünya. Dünya anlamıyor. Türkiye'yi boş verin ya. Kocaman dünya diyoruz. Amerika diyoruz. Amerika. Yok Avrupa diyoruz. Bilimi çok iyi bilirler ya onlar. Ne bilgisi var? Bilimi çok iyi bilmez. Bilimi gözlem ve deney çok iyi bilir. Şimdi burayı 3 tane şey verdim. Burası 2.9'un altında. Yani 0 ile 2.9. Bunu ne zaman tartışacağız sizinle Emrah Bey? Mayıs'ın sonunda. Mayıs'ın sonunda programı açacaksınız. Diyeceksiniz ki Kadir Sütçü, nerede hani kar yağdı? Nerede kar yağdı? Aralığın, bakın aralığın, aralıkta kar yağmadı. Ocağın son haftasına kadar kar yağmadı. Şimdi ne oldu? Kar yağmaya başladı. Ama depremler büyük olduğu için o kırmızı dairenin dışına yağdırdı. Kırmızı dairenin dışını etkiledi. Depremler büyük olduğu için şu ana kadar. Götürüp oraya boşaltıyor. Küçükleri ne yapıyor? Küçükleri etkisiz kılıyor. Ya küçüldükçe ne olacak? Büyük olmayacak küçüldükçe. Türkiye'nin sınırları içine doğru gelecek kar yağışı. O zaman ne diyeceğiz? Depremlerin küçükleri, işte artçıları küçüldü. Bak, büyürse ne olacak? Büyürse yine tozu dumana katacak. Tozu dumana katacak. O zaman nerede kar yağışını göreceğiz? Ermenistan'da, Azerbaycan'da, İran'da, Gürcistan'da. Eğer güneye doğru gelirse Irak'ta. Eğer kuzey batıya doğru gelirse, işte güney batıya doğru gelirse Doğu Akdeniz'de. Efendim batıya giderse Bursa'da. Kuzeye giderse Karadeniz'de. Rüzgarın yönü. Deprem olduktan sonraki rüzgarın yönü önemli. Biz biliyoruz rüzgarın yönü. Nereye gidiyor? Radardan baksınlar ya. Allah göz verdi ya bunlara. Niye bu kadar deprem bilinmez diyorlar? Sebep ne? Sebep. Sebep sonuç ilişkileri. Neden bunu anlatıyorum biliyor musunuz? 2011 yılı Kasım ayına bakın. 23 Ekim'de Van depremi oldu. Van depreminin artçıları devam etti. 1971 yılından beri 2011 yılı Kasım ayına kadar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8,5 derece. Kaç dereceye düştü Kasım ayı biliyor musunuz? 5 derece. 5 derece. 5 dereceye düştü yani. Hiçbir ayda 5 derece yok ki. 1971'den 2022 yılına kadar hiçbir yılın Kasım ayında 5-0'a inmedi. Ya bunun niçin Dünya Meteoroloji Örgütü akıl çalıştırıp da ya şuna etki eden faktörler arasında bir baksam demedi. Niye demez acaba? İşine gelmiyor. Bulursa ne olacak biliyor musunuz? Meteoroloji pert olacak. Bilim dedikleri olay gözlem ve deney olacak. Kadir Sütçü haklı çıkacak. Ama bundan sonra araştıracaklar. Bakın sizin gibi YouTuber'lar, gazeteciler, biraz önce anlattım, televizyoncular, derin gerçekler ve daha niceleri bunun üzerinde duracaklar ve bu depremler çözülecek. Depremlerin saniyesi ne kadar hareket edecek? Neden şimdi dün bizim Twitter sayfamızda trend topik olduk? Neden? Çünkü ders verdiğim öğrencilerim var. Onlar baktılar ki durum gerçek. Bu durum gerçek olunca arama yaptılar. Kadir
sütçü orada sitesi çalışmadı. Twitter sayfasındaki sayfam çalışmadı. Arama yaptılar. Trend topik olduk. Bu ne demektir? Bu aranan kişi demektir. Demek ki aranan proje. Aranan proje. Ha, her şeyi bilebilir miyiz? Nereden bilelim her şeyi biz? Bilemeyiz ki. Neden? Çünkü bunun kitabı yok. Bunun kitabını ben yazdım. Hem yazıyorum hem öğretiyorum. Eksiklerim olacak tabii. Şimdi bir kere İstanbul çevresi için ayrıntılı bilgi aşağıdaki tablo altında bu sensör ile sayısal modele geçtik. Sayısal model nedir? Meteoroloji tarihinde önce hava durumu gözlemle başladı. Hava durumu gözlemle başladığı için daha sonra ne oldu? Türk meteorolojisinde ne oldu? Daha sonra sayısal modele geçti. 1960 yılında uzaya bir uydu gönderildi. Gönderilen uydu fotoğrafı çekti. Orada NASA'daki bir kişi de yorum yaptı. Veyahut da birkaç kişi. Yorum yaparken depremleri dikkate almadı. Biz o kaçağı bulduk. Depremleri dikkate alsaydı bulutu hareket ettiren faktör depremin kuvveti diyecekti. Ne kadar yanlış yaptığını şimdi öğrenecekler. Demek ki depremlerin kuvveti yok sayarsan atmosferde hiçbir şey yerinden kımıldamaz. Yani öyle cephe sistemi rüzgarları uydurukça bir olaydır. İki tane oda yapıyoruz üst üste. Alttakine sıcak havayı doldurduk, üsttekine soğuk havayı doldurduk. Aynı anda kapılarını açtık. Ne yapar? Ceryan. Ceryan ne demek? Rüzgarınızı artırır. Bu depremlerin rüzgarınızın artırdığını söylemiyor. O zaman nedir? Kaçak var bilimde. Bütün dünyada yazılan meteoroloji makaleleri çöp. Hepsini atın çöpe. Depremleri dikkat etmiyorlar çünkü. Bakın biraz önce anlattım. Şimdi buradan yola çıkarsak 653 gündür biz ne diyoruz? Deney sayısı 1306. 2 ile çarpıyoruz 1306. Bugün ayın 13'ü. Bakıyoruz rakama 100 olmamış. Dün olduydu ama 100. Bugün ne oldu burada? Romanya. Demek ki Romanya dedi. O zaman sorun bitti. Romanya etkiledi. Demek ki biz Romanya'yı veriyoruz. Romanya'yı verdiğimiz için de bu şekilde bir sistemi almış olduk. Buradan girdiğimiz zaman sayfamıza hemen görüyor bütün millet. Diyor ki şuradan bakıyor ve burada ayın 13'ünde bakın gündüz şeyinde rakamında verdik. 11.8, 5.6. O zaman 100 karıncalarda ölü yok. Büyük deprem yok. Hı hı. Bunu kaç gün biliyoruz? 653 gündür. Efendim hani 5 dakika sonra da olacaktı. Peki ısı yeryüzüne çıkar mı çıkmaz mı? Çıkmaması ihtimali var mı hocam? Bir şekilde bir yere boşaltacak kendini yani. O da gökyüzüne çıkacak evet. Oradan da. Niye sormuyorsun o profesörlere? Soruyoruz diyor. Hocam. Soruyoruz hocam. Onlar çıkmıyor. Çıkmıyor demiyor aslında. Çıkıyor da diyor. Yani bir yere bir etkisi yok. Çıkıyor gidiyor işte diyor. Yani oraya geçiyorlar bazıları. Çıkıyor gidiyor. Isı sıcaklık çıkacak. Hiçbir şey yapmayacağım. İşte. Deprem enerjisi ısıdır. Isı da sıcaklığa çevirirsin. Yeryüzündeki sıcaklıkla karşılaştığın zaman rüzgarınızın arttı. Ben İstanbul'u sizden öğrendim. Anladık ki İstanbul'da tehlikeli bir durum şu anda söz konusu değil. Herkes rahat olsun. Yine merak edilen bir başka tarafa geleyim. İzmir ve Akdeniz'de Muğla'yı, Antalya'yı da etkileyebilecek bir deprem öngörünüz var mı şu anda? Kestirim sayfanız ne diyor bu konuda? Meteoroloji istasyonunuz ya da karıncalarınız. Efendim şimdi biz depremin dekos etkisini şöyle dünyaya bakalım. Dünya şu anda deprem burada oldu. Evet. 7000. Doğru Japonya'ya geliyorsa bakın enlem. Siz bir tane buradan buraya kadar domino taşı koyun. En baştaki domino taşını da ikinciye vurun. Buraya kadar kırılır. En büyük nerede kırılır? Japonya'da kırılır. 8.7. 3 ay içinde. Bekle. 7.7 8.7 eder. Bir
yukarı bir aşağı indiriyoruz. Bu tarafa gelirse, yani batıya doğru giderse bir aşağı olabilir. 6.7. Biz bunu neyle çözdük şimdi? Sismoloji kayıtlarıyla. Hani siz dediniz ki deprem profesörü çok. Niye bu sistemi bilmiyorlar? Ya incelemiyorlar, araştırmıyorlar. Sadece bilinmezin, bilinmez deyip bırakıyorlar. Bakın neyle çözdük? Depremi depremle çözüyoruz. %80 başarı oranımız var bu durumda. %80. Peki böyle giderse nereye gider? Boylamı. Nereye gider? Erzincan'a gider. Evet. Erzincan'a gider. Aşağı giderse nereye gider? Efendim Kızıldeniz'e gelir. Ya da Sandviç Adaları'na gider aşağıda. Sandviç Adaları'nda yine 8'lik deprem olur. Yani aşağı gider, 8'lik deprem olur. Yani burada çözümleme zor değil ki. Buradan gelir buraya, şurayı vurur. Burada Sandviç Adaları var. Büyük deprem üreten yer. Yani şimdi demek ki depremi bilmek kolay, zor değil. %80 başarı oranı sağlarsan, bunun makalesinde yazarsan o zaman deprem bilinmiş olur. Neyle bilinir? Yapay zekayla. Yaparsın yapay zekayla programı, depremi bilmiş olursun. Evet. Olasılıklara bağlı olarak 6 şiddetine kadar bir deprem Ege'de, Akdeniz'de bekleyelim. Doğru mu anladım hocam? İstanbul'da sorun yok ama oralarda bir sıkıntı var gibi. Yani Yunanistan istikameti diyoruz. Yani çünkü evet. O Yunanistan'ın güneyinde çoğalmıştı. Eğer ihtimal Türkiye'ye gelirse enlem Denizli İzmir gösterge yapar ama şu anda değil. Uzak vadede. Sizin mesela İstanbul'da var sensörünüz, Tokat'ta var sensörünüz. Halbuki bu sensörler 81 ilde olsa ya da en azından fay hatlarının olduğu bölgelerde olsa bu sensörleriniz, aslında bu sıkıntıyı da yaşamazsınız. Siz Türkiye geneli için 7/24 net kestirim yapabilirsiniz. Bunu söyleyebilir miyiz? Ama biz zaten bunun dilekçesini verdik İstanbul Valiliği'ne. Eğer Türkiye böyle bir aleti, eğer ben şu anda 653 deniyorsam, burada rahat insanlar başını yastığa koyorsa bu aletin sayesinde. Peki bu aletin çeşitli yerleri sizin dediğiniz gibi kurduğumuz zaman ne olacak? Oralarda da böyle net konuşacağız. İstanbul'da net konuştuğumuz gibi. Evet, işte bunu anlatmaya çalış. Özellikle bu soruları sordum ki bizi izleyenler bunu net olarak anlasın diye.